Herkese merhaba. 3 yaş ile birlikte çoğu çocuk oldukça iyi konuşmaya başlar. Her zaman doğru fiil kalıplarını kullanamasa da cümle kurarak konuşabilirler. Nerede, kim ile başlayan sorular ve olumsuz cümleler kurmaya başlarlar. 3,5 yaş ile sözcük sayısı 1000'i aşabilir. 4,5 yaşındaki çocuk artık düzgün cümlelerle konuşur. Peki biz aileler olarak çocuklarımızın dil gelişimini nasıl destekleyebiliriz? Bebeğinizle bol bol konuşun. Çünkü dili anlamak için konuşmaları tekrar tekrar duymaları gerekir. Çıkardığı seslere karşılık onunla konuşun. Size güldüğünde veya çeşitli surat ifadesi yaptığında aynısını siz de yapın. Hayvan sesleri hakkında konuşun. Örneğin dışarıda havlayan bir köpek gördüyseniz, "Aa, köpek havlıyor!" diye dikkatini oraya yöneltin. Böylelikle ses ve hayvanı ilişkilendirilmesine olanak sağlamış olursunuz. Çocuğunuza anlaşılır konuşma için model olun. Çocuğunuzun söylediklerinizi anlaması ve soru sorması için teşvik edici olabilecek oyunlar oynayın. Evet hayır oyunu gibi. Günlük hayattaki aktivitelerinizde ona seçenekler sunun ve seçim yapmasını sağlayın. Örneğin yeşil çorap mı giyeceksin yoksa kırmızı çorabı mı gibi. Tanıdık nesneleri bir kutuya yerleştirip kutunda ne var oyunu oynayabilirsiniz. Sırayla çıkardığınız nesnelerin adını ve nasıl kullanıldıklarını söyleyerek oyunu oynayabilirsiniz. Bu benim çorabım, onu giyiyorum gibi örnekler olabilir. Karşılıklı konuşurken göz teması kurun ve dikkatinizi ona verdiğinizi gösterin. Acaba neyim gibi tahmin oyunları oynayabilirsiniz. Kanatlı bir hayvan mıyım yoksa suda mı yüzüyorum gibi sorular sorarak hayvanları tahmin etmesini sağlayabilirsiniz. Evcilik, doktorculuk gibi oyunlar oynayarak dil gelişimlerine destek olabilirsiniz. Market alışverişine pazara gidin. Ne satın alacağınız ve ne kadar ihtiyacınız olduğu ve aldıklarınızla ne yapacağınız hakkında konuşun. Bu arada size boyutlar, şekiller ve ağırlık hakkında konuşmanız için ortam sağlayacaktır. Aa gördün mü bak 2 kilo domates aldık, 2 kilo patates aldık ya da 5 tane elma aldık gibi. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Her çocuğun dil ve konuşma becerileri edinme sürecinin kendine özgü olduğunu unutmayalım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sağlıklı dil gelişimi seyri dışında bir durum yaşıyorsanız mutlaka alanında uzman bir doktorla görüşmenizi tavsiye ederiz. Yine de aklınıza takılan tüm soruları bizimle paylaşırsanız hepsini cevaplamaya çalışırız. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Akıllı oyuncaklar için tıkla.